is it? It's Jaguar One here. Listen, Harry. He counts as being killed. Looks like Tiger Chansworth. That's really bad, but what about his sister? She's okay. But those bastards, they're just animals. You just can't tell what they're gonna do next. I know, but we must protect her. If I'm gonna get back the Golden Ninja Warrior, she's the only lead. Okay, Harry. Count on it. I'll make sure they don't get her. I'll go to a restaurant this afternoon and find out what I can. Bye. Evet, saatlerimiz 13:20. Şu ana kadar çektiğimiz ilk gün içi videomuz oluyor bu. Servet abimizin bizim için seçtiği bugünkü oyun Shinobi. 1987 Sega yapımı Genesis oyunu olduğunu düşündüğüm. Hayır. Değil Master mi? System. Değil mi? Evet. Master System için grafikler oldukça iyi ama ben bunu Genesis'te oynamıştım. Bir dakika, bir saniye. 16 bitlik işte. O zaman Genesis'imde miydi bu? Evet, Master System biraz daha şeydi değil mi, böyle 8 bit falan. Yani biraz daha böyle NES seviyesindeydi. Ama NES'e göre iyiydi grafikler, ne bileyim. Bu Genesis ya da şey, Mega Drive işte. Bunlardan bir tanesi olması lazım. Ya ben bunu Genesis'te oynadığımı hatırlıyorum. Elime içinde 3 oyun olan bir kartuş geçmişti ve içindeki 3 oyunun da iğrenç geldiğini hatırlıyorum bana. Shinobi de o iğrenç gelenlerden bir tanesiydi. Bugün tekrar deneyeceğiz. Evet, Shinobi'yi bütün Sega'cılar bilir aslında. Yani Sega ile yolu keseceğin herkes bilir bu Shinobi'yi. Evet. Zorluğu da meşhurdur bu Shinobi'nin tabii. Hardcore bir oyundur ayrıca. Muhtemelen sevmememin sebebi de zor olmasıdır diye düşünüyorum o dönemlerde. Çünkü çok fazla zor oyunları kaldırabilen bir insan değildim, şimdi de değilim ama. Haydi başlayalım. Haydi başlayalım. Haydi vatana millete hayırlı olsun. Evet. Tereru Sto 6, her seferinde okuyamıyorum. Tam Hiragana'ya geçerken, Katakana'da Hiragana'ya geçiş döneminde maalesef okuyamıyorum. Evet. Güzel. Altta İngilizcesi yazıyor aslında ama üstte... Öldün mü? Öldün. Yani şu adama dikkat etmen gerekiyor. bir de sana küçük bir tüyo vereyim. Şey, şurikenleri biraz daha önceden atmaya başlarsan, yani ya, karakter gözükmeden. Ya karakter gözükmeden atmaya başladığı zaman hem yukarıya hem aşağıya sürekli öyle gidersen, o şekilde gidersen. O şekilde geçersin. İstesen şu çocuklar mıdır artık ne, pembeli oldukları için çocuk diyorum onları. Onları da kurtarsan fena olmaz. Michael Jackson modu. Ha, Michael Jackson modeli, evet. Yani. Michael deyip kaybolan çocukları öldürdüm. Michael. Oo, füze atıyorum ha. Evet, ne ara füze atmaya baş. Füze. Ken o. Ken no. Bu zombi mi? Okay, zombi nereden çıktı, boss mu? Ya of. Tam istediğin gibi bir oyun ama değil mi yani, hani evet. Hardcore'luk. Öyle. Ne olduk birden böyle yavaşladık falan. Ne bileyim, kasıntı geldi oyuna. Bam bam niye zıplarım ki ben orada, ah. Ninja Gaiden'dan sonra gerçekten çok eğlenceli geldi. Söylemeliyim Allah. Evet. İlk 3 adamı geçebilirsem oyun oynamayı da başarabileceğim gibi düşünüyorum. Ya ben ne güzel füze atıyordum biraz önce. Deja vu.
tek stil boşuz. Kesinlikle ninja bu. Arkadan durmadan gelen ve sürekli aynı olan haritaları düşününce kesinlikle ninja bu yani. Sürekli ateş et onu. Yukarı kalktı ateş et. Evet, de geç işe yarayacak değil mi? Evet, geç işe yarayacak ama niye işe yaramadı? Bilmiyorum ya, bir dakikam kaldı hani, o bakımdan bir dakika 50 saniye falan hani. İlginç. Öyle güzel bir şeyi böyle bir... Go to the next stage olur. Allah! O ne be? Lan şerefsize bak. Bak oraya. Abi burası... Üzerinden zıpla geç canım. Stage clear. Yeah. Can O. Okutana Ken. Vay. Vay arkada da. Aha Spider-Man. Spider-Man. Öldü. Fuck. Şurada bir resim daha var, o kim? Favoritli tamam. Öyle mi? Hayır ne bileyim ben. Rastgele salladım. Oha ya! Kaç kişi atış ediyor orada? Oha yukarıdan da bir örümcek adam gibi bir şey mi? Diyorum ya işte Spider-Man diye. Ha öyle mi? Spider-Man ama mavi kırmızı tersine dönmüş. Spider-Man, Spider-Man. Telif haklarını alamamışlardır ya. Tersine çevirmişler o yüzden. O yüzden ha. İşin garibi sanki bu espriyi çok uzun yıllar önce de yapmışım gibi hatırlıyorum. Hangisini? Spider-Man esprisi. Sanki bu oyunu oynarken Spider-Man'e daha önce karşılaşmış gibi bir his var şimdi. Spider-Man, Spider-Man. Yo yo Spider-Man. Bence onun tam üzerine bir tanesini öldür, birinin üzerine atla. Abi ona zamanım kalmıyor ki öldürmeye falan. Neyse ki peşimden geldi. Çünkü bir tane daha ibne vardı orada. Ateş eden diyene kadar aşağı inmeye zamanım kalmadı. Evet. Amcamı bir öldürebilirsem. Abi yapma böyle şeyler, gel işte ya. Spider-Man, vallahi Spider-Man'a. Kızın arkasında katana mı var? Hiç kullanamadığımız bir katana. Hayır onu demiyorum ya. Kızın diyorum, arkasında katana var. Ha evet, kız da ninja zaten, belli o herhalde, tipinden belli yani. Ya. Şu şeye benziyor. Hani bir... Ne, Çin yönetmen mi, Tayvan yönetmen mi, salak filmler çevirmiş ya. Ninjalı falan filan böyle garip. Ninja'yı arasını şey yapmış, nin boşluk şia falan yazmış. Şu Black Ninja'yı falan yapan adam değil mi? Ha evet. Black Ninja zaten ayrı bir... Evet kesinlikle çok geyikti yani. Ben filmi hani kara bir ninja bekliyordum. Herif zenci çıkmıştı. O yüzden Black'miş yani. Çok ilginç diye. Gerçekten çok ilginç bir filmdi. Evet. Sanki porno film olarak tasarlanmış da sonradan şeye dönmüş gibi bir şey yani. Evet. Belki porno film olsa daha tatmin edermiş insanları. Yani değil mi en azından. Ben daha kaç kere öleceğim dersin bu arada bu oyunu oynarken? 3 film birden, Black Ninja, Black Ninja'nın intikamı, Black Ninja geri dönüyor falan gibi 3 film birden kuşağında yayınlanabilirdi o filmler hani. Black Ninja'nın gazabı. Black Ninja çok acı koyuyor falan gibi. Hani. Black Ninja'nın bir de hani karısı varmış, onu öldürüyorlarmış falan. Galiba filmde öyle bir şeyler varmış.
Filmin sonunda sarı ninja geliyordu değil mi boss diye. Öyle miydi? Öyle bir şeydi ben gördüm. Pembe ninja falan vardı değil mi ama? He, pembesinden tutuyor. Kafa bantları falan takıyorlar. Ninja yazıyor direkt kafa bandı falan böyle. Bildiğin şeyden oyuncak dükkanına alınmış gibi. Oyuncak dükkanına küçük çocuklar için olur ya öyle oyuncaklar. Aha o nerede? Diyorum ya ninja diye yazmışlar arasında boşluk. Ninja. Yani Japonlar görse öldürür bizi yani o şeyi. Yani daha doğrusu biz yapmış olsaydık. Ninja babamdan işiniz bu mu la ha? Falan diye. Rafa bandınıza ninja yazın. Ninja mı oluyorsunuz? Hayya. Lan bir dur la. Gel burada ateş etme ya. Yürüyemiyorum. Adamlar güzel oyun yapmışlar yani ya, gerçekten. Gerçekten harika yani. Spider-Man bile var daha ne olsun. Hayya. Spider-Man. Şurada bir amca çıkıp ateş ediyor bana. Ben çok hızlı oluyorum amca. Burada geçiyoruz. Ve ama her seferinde... Ooo harika, harika. Yav. Fuck. Harika. Neyi harika? Arkadaki adamı birdenbire dönüp vurup elinle vurman yani bir de. Niye şuriken ya? Ben kılıç kullanmak istiyorum. Kılıç yakın dövüş. Yakın, iyice yaklaştıkları zaman kılıçla vuruyordu yani yanlış hatırlamıyorsun. Örümcek adamı öldür istersen. Çünkü o iyi bakmıyor oradan. O ibne biliyorum zaten aşağı iniyor yoksa ben şurayı gördüm onu arkadan zıplayıveriyor defeme ondan sonra. Zırtıma yapışıyor falan böyle. Bak ibne. Adamın üzerine dek getiremez misin zıplayıp? Aynen böyle. Bilmiyorum abi arkadan bir tane daha çıkıyor çünkü her seferinde. Ninja Gaiden var. Arkada da Ender Warhol şeyi. Ben Ninja Gaiden'ı bile bitirdim. Bunu da bitiririm. Diyorum ama Ninja Gaiden'ın ilk bölümünde bu kadar çok ölmediğimi de eminim yani. Daha böyle bir iğrençlik var yani bu topta. Süper bir daha kullanamıyor muyuz ya? Kullansak olmaz mı? Kullandığın neydi biraz evvelki? Yani işte bir bölümde iki kere kullansak olmaz mı diyorum yani. Ha. Geçemiyorum çünkü iki tane silahlı adam olunca özellikle bir tanesi yerde yatınca geçemiyorsun yani işte. Birinden kaçayım derken öbürü vuruyor aynı bu şekilde. Evet. Ama sen süper güçlerinle buraya geçebilirsin diye düşünüyorum. Ama senin süper güçlerin. Bundan bir tane daha mı gelecek şimdi? Baba. Bu ne lan? O neydi ya? O nasıl bir hareketti ya öyle? Spider-Man. Ha. Aslında ilginç olan. Ya bir tane daha kız kaldı ya altı üstü onu alamıyorum ama. Dıt yaptı. Bak ekran dışına özellikle çıkmamasını sağlıyorlar şurikenlerin. Bildiğin çerçeveye takılıyor. Başardım. Yürü kız. Arkadan geliyor Arkın. Depenge biniyorum ben. Lan şerefsiz köpek. Bitti bölüm işte ya. İlla oraya kadar yürüyecek miyim gene? Evet. Kurtardım ben hepsini. E
Tepeme inme. Tepeme inme. Spider-Man. Spider-Man. O ne? Ne günahı vardı Spider-Man'in? Hacı ne yapıyorsun orada ya? Ne yapıyorsun ya? Yapma bunu ya. Aha. Lan dur lan oraya lan. Sen o muydu? Evet, o boss abisinin. Vay Keno vay. Seninle görüşeceğiz Keno, bu iş bitmedi. Anlaşıldı, sen orada ayakta durmayacaksın, ben de seni vuramayacağım. O zaman hiç uğraşmayalım. Spider-Man. Bak ya, ayağını vuruyorum işte, niye işlemiyor ya? Ayağını niye işlemiyor? İçimden bir ses, yine ilk bölümü bile geçemediğim oyunlardan biri olacak bu diyor ama hadi bakalım. Fuck. Ha bu arada Ninja Gaiden'ı bitirmiştin. Evet doğru, Ninja Gaiden'ı bitirdim ve... Oh. Yani çok adaletsiz bir oyun kesinlikle. Özellikle... Hangi oyun adaletli ki? Adaletli oyunlara casual oyunlar deniyor genelde. Ama arkada bir tane daha olur böyle bir şey. Genelde onlar sen onlar değil, onlar seni oynuyor genelde adaletli oyunlarda. Evet. Öyle bir şey var biliyorsun. Bir şey yapmana gerek yok hani. Ha sen sana şey istediği zaman tuşa basman yetiyor. Yani sana belli bir sana şey yazıyor. Oyunu bitirmek için X'e basın yazıyor. Basıyorsun bitiyor oyun hani o şekilde. Ha, o şekilde evet. Hani Metal Gear Solid tarzı falan. Dördüncü oyundan bahsediyorum tabii ki. Kesinlikle. Yani hani çok ayıp etmişler Metal Gear Solid'i. Ben hala birinci oyunu falan özlüyorum ya. İkinci oyun özellikle çok hoşuma gitti. Üç tabii zaten ayrı bir efsane. Üç benim şey favorim üçtü ya. Üç evet, senaryo açısından, karakterler açısından en iyisi o ama oynanış açısından ben ikiyi daha çok sevdim. Üç de çünkü birazcık kolay gelmişti bana açık konuşmak gerekirse ama yani en azından daha çok oyunla etkileşimliydim yani. Oyunla etkileşimim vardı Metal Gear Solid 4'ün aksine. Film izletmiyordu sana 1,5 saat boyunca. Amca biz... Ya, anin orada neden duruyorsun? Aa. O adam geldiği zaman bir tarafları kaç yoksa o şeyi fırlatıyor. Nasıl kaçtın bilmiyorum ya. Allah belanı versin senin. Ne ara geldin sen? Ben sana geldiğimi ne bileyim? Şerefsizin evladı. Şerefsizin çocuğu. Ya çok belliydi ama onun geleceği. Ne bileyim ben ya. Ama dikkat etmedim ki. Bak ya kovalıyor ya. Bunlar nasıl alevler ya? Boss Pov. Power'ı ben hiçbir zaman Power diye okumadım kısa kısa zaman. Pov diye okumayı çok seviyordum. Öl lan. La öl. İbnenin evladı. Bir vuruştur canın kaldı. Öl işte. Sadece kafasına vurabiliyorsun. Bence. Parlıyor da. Duramadım yani o kafayı. Bence var ya bu ölünce maskesi düşecek. Sence? Yani evet muhtemel. İnan evet. Oyundan hiçbir şey hatırlayamıyorum da. Yani bu adamın öldüğü zaman büyük bir ihtimal maskesi düşecek ve şey gibi hareket ediyor lan bildiğin hani yaratık böyle. Robot falan çıkmasın. Robot olabilir, robot bile çıkabilir yani. Eline alevler atıyor çünkü arkadaş. Amca bir dur ya. Ya bu kafayı ben tutturamıyorum abi ya. Bir de dıt ediyor ölüyorum ondan sonra. Şey yap yanında. Ne? Yok mu şeyin süper gücün? Hayır galiba yok, bakayım daha varmış. Aa öldü. Maskesi düşmedi. Ha, ama secde etti. Yani. Hani. Challenge for extra player. Shoot all enemies olur. Evet çok iyi. Dur lan gelmeyin lan buraya. Lan! Bu ne ya? Halka filminden falan gibi. Hadi falan. Hide out.
Black Turtle. Black Turtle. Hoho. Hadi bakalım. Amca. Bak ya, arkada bak bak. Geliyor, oradan gelecek. Ben bilmiyorum sanki onu. Orada böyle yarım saatte duruyor. Ben körüm sanki enesi. Hacı, şu kalkanı indir, ayıp oluyor bak. Niye basmadın? Abisinin? Hı. Niye basmıyorsun? Neye? Şu anda şey ekranına geldi. Ne ekranı? Demoya geldi, demo ekranına geldi. Gene düştüm demek ki. Ben çünkü oynuyorum şu anda oyunuyla. Anladım. İlginç. Bir. Evet, maalesef Kaylera mı artık nasıl okunuyorsa o, onun şeyine uğradık, gazabına uğradık. Tekrar neyse ki dostu süper yeteneği sayesinde çok hızlı bir şekilde geldik tekrar aynı bölüme. Ve çok eğlenceliydi o birinci bölüm baştan oynamak harbiden. Siktir git sen de, Allah Allah. Ne oldu? Öldüm. Ne olacak? Ben de gene düştüm biliyorsun değil mi? Ya. Oynamam bir daha baştan. Ben de şey yapmam ya yani. İşte ya böyle bir oyundu Shinobi. Yani fail değil aslında ya, o zamanların şeyi buydu hani. Yani şu an baktığın zaman tabi bir fail gibi geliyor çünkü aradan kaç sene geçmiş, 90 desem buna. Yani 12 sene mi geçmiş, 12-13-15 sene mi geçmiş? Bakalım kaçmış önce çıkış tarihinde bir şey. 1987. 87 13 15 sene olmuş. Yani 15 sene evvel bu oyun diye bakılan bir oyundu yani. İşte insanların ağzından sularını akıtan bir oyunlardan bir tanesiydi. Şimdi tabii şimdi baktığın zaman yani şu şeylere falan yani herhalde bir fail gibi gelmiştir ama değil işte. Ya grafikler de bir garip be abi, ne bileyim, böyle bir gariplik var, bir soğukluk var böyle oyunda. Ya oyunda yani oyun bir kere çok şey belli. Ama o zaman onu hissetmiyorsun bile yani, o zamanlar onu hissetmiyorsun. Şey falan yok mesela oyunda, senaryo falan filan hiçbir şey yok. Öylesine yapmışlar al. Yani aptal saptal işte insanlar daha az beklentisi varmış oyunlardan ya yani daha çok. Gameplay daha çok, işte şeyler daha az. Ama niyeyse daha uzun. Yani. Şimdi her şey var. Senaryosu var, ne bileyim. Videoları var, müzikleri var, her şeyi var. Fakat oyunlar daha kısa. Özellikle gerçekten. Özellikle FPS oyunları yani. Özellikle FPS oyunları. İşte. Sandbox'lar gene daha uzun sayılır yani. Evet, sandbox'lar gene uzun ya. Yani ne bileyim ben öyle. Ama bana da hiç hitap etmiyorlar işte. Nefret sandbox'lar, nefret FPS'ler. Efendim? Uzunlar ama diyorum yani bana hitap etmiyorlar. Sandbox'lar, FPS'ler de hitap etmiyor. Ama oynuyorsun yani değil mi? Sonuçta. Evet, merak ettiklerimi oynuyorum. Assassin's Creed olsun. Assassin's Creed işte. Aslında tam olarak bak, sandbox dediğimiz olay Minecraft var ya. Minecraft tam bir sandbox mesela aslında. Yani bu şeyler tam olarak bir sandbox değil ama işte Assassin's Creed olsun, bu şey olsun, Saints Row olsun, Grand Theft Auto olsun, tam olarak sandbox değil aslında. Fakat işte onlardan başka bir sandbox'a yakın oyun çok fazla olmadığı için sandbox olarak kabul ediliyor.
Ya bizim zamanımızda onlara action adventure denilirdi. Yani, hani. Ama şimdi gerçekten de hani gidiyorsun, geziyorsun şehri falan, arabaya biniyorsun, istediğin arabayı çalıyorsun, bilmem işte istediğin görevi seçiyorsun falan ya. İşte bu yüzden sandbox deniliyor da, yani bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış. Ama sandbox dediğin tamamen Minecraft tarzı, hiç konu yok, hiçbir şey yok ortada. İstediğini yap, istediğin gibi at koştur. Öyle oyunlara deniyordu aslında. Neyse. Evet arkadaşlar, böyle yaptığımız videolar arasında en rezili bu oldu. İyi günler. Yani bir türlü hiçbir şey beceremedik. Ha, doğru. En azından birinci boss'u gördünüz yani. Ne diyeyim yani, hani ne yapayım daha, ne yapayım yani. Ha, diğer boss'larında pek bir farkı yok yani. Çok fazla farkları yok. Ya bilmiyorum, ben de oyunun bir sonu yok yani. Yani... Oyunun bir sonu yok derken, yani dost beni yanlış anladı bir seferinde, sonu yok deyince. Sürekli devam ediyor falan anladığı için sonu yok derken, yani son bir konu olmadığı için bir son da yok. O konu, yani konu olması gerekiyor önce, bir son olması için. O konu olmayınca son da olmuyor. Her neyse. Devam et dost, bir şey diyordun sen. Ne diyordum acaba, unuttum, hatırlamıyorum. Lafını kestim şimdi. Ne diyordum acaba, ne diyordum. Yaptığımız en ilginç video oldu dedin. Yani ilk boss'u gördük dedin. İlk boss'u gördük. Hani diğer oynadığımız oyunları, hani Mickey haricinde hepsini hani kasadım, bitirdim. Golden Ghost'u da bitirdim. Ninja Gaiden'i de bitirdim ama bunun için kendimi yırtacağımı hiç zannetmiyorum. Muhtemelen bir daha açıp bakmayacağım bile. Yani evet, böyle bir videoydu. Herkese iyi günler.